Ben normalde tam Trump'ın tam kafasının ortasına nişan alıyorum. Bakın şakak kısma doğru nişan alıyorum. Tam nişan aldığım tam ateş etmek üzereyken bakın ben hiç, bak, şeyimi hiç çev çevirmiyorum. Bak görüyor musunuz? Bakın yine bir daha bakın. Ben hala şey şeydeyim. Bak kulağına geliyor farkında mısınız? Bakın. Evet evet. Düz şimdi dön bir daha yap. Tam şu işte. İkiniz arka arkaya durdunuz. Bakın ısrarla söylediğimiz şey şu. Hiç bu kadar... Yani canını altın tepside kimseye sunmaz. Dünyanın en iyi nişancısını karşısına Yok, koysan öyle, da... O öyle... Bakın şimdi şöyle bir yani şey. böyle diyenler var ya o yüzden Bakın şöyle bu. söyleyeyim. Bu bir sabit hedef değil. Yani adamı bağladınız. hareketli bir adam çünkü. Bağladınız. Bağladınız. Aha, evet. Sabit durmuyor bu adam. Bu tamam. adam sabit durmuyor. Bir defa hareket ediyor. Bu bir. İki, kullandığı silah bir keskin nişan tüfeği değil hassasiyeti diğer tüfeklere göre daha az hassasiyetli bir tüfekten bahsediyoruz. Öz, yani her silah kendine göre yapılır. İkincisi bu adam böyle bir atıcı değil. Böyle bir atıcı değil. Şimdi atıcının ne olduğunu ben size göstereceğim. Dön bana şimdi dön dön dön, dön bana dön bana dön. Ben şimdi şuradan bakın, ki. Evet öyle bakın ben şimdi tam bunun şeyine nişan aldım bakın. Normal göğsünden nişan aldım. Kaç metre mesafe var aramızda? Herhalde en fazla 3 metredir değil mi? 1, 2, 3, 4. 3 metre. 3 metrelik bir mesafe var. Ben bakın nişan alıyorum. Ve bu arada tetiği ezerken, yani tetiği çekerken hı hı. bir hata yapıyorum. Milimetrik. Bakın milimetrik bir hata yaptım bakın. tetiği, et, tetiği çekerken kaydı. Çok hafif bir kaydırma yaptım bakın. 3 metrede ne kadar saptım? Bakın bir kez daha gösteriyorum. Tam göğsüne nişan aldım. Ve Bu arada herkesin yapabileceği, her atıcının yapabileceği teknik bir hata yaptım. Bakın. Benim burada yaptığım 1 milimetrelik hatayla 135 metrelik hedefte ben burayı bırakın kafasını tutturmayı. Vücudumu bile tutturamam. Doğru. 1 milimlik hata. Bakın 1 milimlik hatayı herkes baktım 1 milim nedir ya? 1 milimlik hatayla ben hata yapsam kafaya nişan aldığım bir yerde ben kafayı tutturamam. Adam iyi nişan almış. Bakın Asker olmamasına rağmen e, doğru nişan yak kullanmış. Çünkü gördüğüm kadarıyla silahta da şey yok. Çatal ayak yok. Yani sabitlememiş. Sabit değil. Sabitlemediği için alanda eğri bir an olduğu için normalde atış yapmak için pozisyonu doğru olmamasına rağmen atış yapmış. Ve bu atışı doğru da yapmış. Onu da söyleyeyim. Doğru da yapmış. Doğru yaptığını nereden anlıyoruz? şu hareketi... Bir daha gösterir misiniz Bakın, Mete Bey? çünkü hem sizi... Ben tam buradan göstereyim oraya Ezalle. da geleyim. Bakın. Dur abi durun. Oynatmayın durun. Bir önceki. Bir öncekine gel dur dur bekle. Oynatma. Bakın. Kafasına. Bu simülasyon. Bu doğru bir simülasyonla yapmışlar. Tebrik ediyorum. Tam nişan aldığı yer burası. Hı hı. Atış ederken de bir anda oynatın şimdi. Pat pat yaptı. Oynatın. Oynatabiliriz videoyu. Bakın kulak. 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 Bakın bu bu artı hiç oynamadı. Bakın bu artıyı ben hiç değiştirmedim. Artı aynı yerde duruyor. Evet. Kafasını normalde yapmayacağı kadar geniş döndürüyor. Bakın. Bakın. Farkında mısınız? bunun Anormal dönüyor bak. yani bak, efendim. Hareket devamlı hareket. Hareket çünkü niye? Konuştuğu yerde üç tane blok var. Burada da konuşma dinleyenler var. Burada da dinleyenler var. Yani tek önündeki gruba konuşmuyor. Yana da konuştuğu için bir anda yana dönüp bu tarafa doğru konuşmaya çalışıyor. Ve dönüş açısı... Burada şey dedendi diye orada bir şey olduğunu anladı da döndü baktı. Yok, hayır, yukarıda çatıdakilere yok, ilk etapta yok. söylenenlerden biriydi. Biz öyle tahmin etmiştik ama videolar geldikçe zaten son... Daha yok, çok bilgiler gelecek. Daha bunun soruşturma aşaması yok. Yok öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. yok yani bu mesafeden atış yapıldığında siz vurulmuş olursunuz. O ses desibelinde... Pıt pıt diye bir ses geliyor yani. Böyle çok büyük bir ses değil. Atışı mı? E, onu soracaktım Meta abi sen. Yani o desibel olarak şey ses desibeli olarak e, şeyde de çıkıyor. Şimdi çünkü, burada o... mikrofonlar var ya. Evet. Mikrofonlar var ya. O kadar yakın geçiyor ki şeyden. Mesela ben sana şöyle söyleyeyim. Ettim Bak, anlatacağım onu, sana. Onu merak ettim. Örnek ederim. vereyim. Benim yanımdan geçen bir merminin G3 mermisi mi? Yani 7.62 mi? Bir M16'dan atılan 5.56 mı? Yoksa Kaleşnikov'dan atılan veya kanastan atılan bir mermi olduğunu yanımdan geçerken şaklamasını anlarız. Okay. Gerek yok. Hangi tüfekten atıldığını normalde bu silahların mermisini yemiş adam anlar. Yanından geçerken o sesi duyarsın ve merminin hangi tür silahtan atıldığını bilebilirsin. Hmm. Askerlik yapan herkes bunu bilir. Burada duyduğunuz ses ne biliyor musunuz? Mikrofonların aldığı sesi duyuyorsunuz. Anladım. Yani buradan geçen ses aslında buradan geçiş anındaki P normal kulağın duyduğu sesi siz Mikrofonu mikrofondan alıyor. duyuyorsunuz. İşte bunu kimse. Siz konuş... şeyden duymuyorsunuz. O atış o yerdeki atış atış. sesi duymadınız. Duymadık. Merminin Trump'ın yanından geçerken Hı -hı. ki geçiş geçiş sesini duyuyorsunuz. Duyduk. O ses. Mikrofonlar hassas orada, mikrofon olduğu için oradan anlıyorsun. Orada 6 ile 5, ilk önce 4-5-6 dendi. Demek ki o zaman 2 de yukarıdan atıldı. 8, toplam 8 atış oldu. 5 de 6 civarında bir atış senaryosu. Diyorsun. Tabii yani mesela çatışma anında girdiğinizde yani bunun bir keskin nişancı atış, atışı olduğunu bile anlarsınız. Kanas'ın sesiyle, mesela bir Kaleşnikov'un sesi atış sesinden bahsetmiyorum. Yanından geçerkenki sesi bir aynı değildir. Anlarsınız yani şaklamasından anlarsınız yani şeyin sesi yılan sesi gibi şaklar böyle kırbaç gibi şaklar. Pıt, pıt diye bir ses. Yok geldi. şaklama sesini duyarsınız ha. böyle kırbaç gibi şaklar. Okey. Mesela bir de 12.7 milimetreli mm yiyeyim bakayım. O zaman nasıl fark ediyor? Yani onun sesinde öyle duyarsınız yani çap arttıkça silahın çıkarttığı efektif yanınızdan geçen havayı yararak geçen sesinin size verdiği güç sesini daha çok anlarsınız. 5.56 bu anlamda en az... Ee, ses çıkartan mermilerden bir tanesidir. Mesela 7.62 daha fazladır, Kaleşikov mermileri daha fazladır. İşte kanas tipi mermilerin sesleri farklıdır. Çünkü daha güçlü uzak mesai attığı için daha güçlü bir hızla geçer yanında. 12.7 daha büyük çaplıdır, daha güçlü bir çıkış hızına sahiptir. Bir sürü efektif şeyi var ama burada duyduğunuz ses bir kez daha söylüyorum. Mikrofonun Aldığı sesi duydunuz ses siz. Duyduk biz. Çünkü hı hı. öyle bir görüntü vardı. Sanırım o Geçiş, e, arkadan, arkadan geçerken. Arkadan mesela geçerken onu herkes şey zannetti. Vardı. Gelir gelen mermi dedi. Aa, o... Görüntü mü? Fotoğraf da vardı hatta. O fotoğraf, bir, yok, o bir fotoğraf bir arkadaşlar. E, onu bir verelim mi? E, evet, o, o, o fotoğraf, fotoğraf ne... gelen mermi değil. O fotoğraf, Trump'ı ıskalayan mermi. mermilerden bir tanesi. Şimdi Açışı görürseniz. Birincisi, ikincisi. O birinci mermi, ikincisi zaten vurdu. O mermi... Şu. şu bakın şu mermi şey değil. Bakın bu mermi gelen mermi değil. Zaten açıya baktığınızda e, atış yapılan açı bur buradan geliyor aç. Şu şu taraftan atış yapılacak. Evet. Çünkü e, bu tarafı işte sağı zaten sağ kulaktan vuruluyor. Buradan geliyor mermi ve bu taraftan da gidiyor. Yani bu belki muhtemelen ben şöyle söyleyeyim. İlk vurulduğu mermi bu mermi. Şu karedeki. Zaten diyor ya bir şey hissettim. Sonra kulağım tuttum diyor. Yani hı, hı. Ama baş... pat pat atıyor. şunu şöyle söyleyeyim. Fark etmez. Hı hı. İlk mermi geçtiğinde şey hissetmiyor zaten. Hani mermi geçerken hissetmezsiniz. Geçti, yardı geçti. Siz son anlıyorsunuz. Anında refleksini veremezsiniz. Bunun şeyle bu zaten vücuttaki en hassas yani şöyle yapsak bilen hissedebileceğimiz ama, ama merminin hızını öyle düşün ama. Mermi hı. ne kadar hızlı? Tabii diyor. tabii. Onun Şimdi diyorum. o yüzden muhtemelen bu mermi Vurulan mermi. Vuran mermi. Olabilir. Vuran mermi zaten Arka ondan sonra da... Yere yattı. Zaten hayır. Kulağını tutup yere yatıyor. Yere yatıyor. Arkada zaten yani. o zaman iki kişi... E, birisi, iki kişi. Arkada yoktu demeyelim. Kaldı. Şöyle düşünün. 45 derece solunda. Çaprazındaki oturma yerindeki insanlar Şurada. tam arkasındakiler vurulmuyor. Solunda... 40... Solundaki o standda oturanlar vuruluyor. İşte 45 derece yani. diye derse orada zaten iki kişi öldü şu anda. İlk yani anında şöyle oldu. söyleyelim. Vurulanlar şuradakiler. Değil mi yalnız söylemiyor. Yok. Alalım şu, hayır, onu. Üstten bu geldi. Abi. Hayır, hayır, şuradan atış yapıyorlar. Altta Şöyle kalır. Üstten geldi. Hayır. Miyiz bak, şu, Mete Bey arkanızı mi? daha rahat gösteriyor. Bak, saldırgan işte bak, saldırgan bu da atıyor. Şuradan indirdiler aşağı. Ama o zaman nasıl olacak o? Şöyle. Benim demek istediğim şu, bak, şuradan vuruyorsa buraya doğru. Ayıma bak şimdi, o zaman o zaman bir tuhaflık olmaz mı? Ben buradan atış yaptığımda bir görüntü var çünkü. Ayak. Hayır, hayır, ama şey, dinle bak. Evet. Şimdi buradan atış yaptığında eğer ben Trump'a vuracaksam. Benim atış istikametim atış istikametim bu olacak. Devamlı bu olacak. Tamam. Ben buradakini vururum. Benim ha, pardon, şu olabilir. İşte ben o yüzden Çok söyledim. Şu, Buradakileri vurdu aldı. Şu arkadakini vurdu aldı. Bunun zaman. Aşağıdan vurdular. indirdikleri Tam arkasındakileri vurmuyor. Çaprazındaki bunun arkasında yine görüntü. Çekim burada yapıldığı için buradakiler arkadakına gibi gözüküyor. Buradan indirdiler benim. Çünkü hay ben bir de merdivenlerin şu sağından indirdikleri yer gördüm. Tamam. Hani çünkü ilk o taşıdıkları birisi omuzun tutarak aşağı iniyor. Yani atış Arkadan, ay ne? atış yolu, atış yolu dediğimiz atış yolu e, senin tezine eğer öyle olursa Trump'a hiç mermi değmemesi lazım. Doğru. Ben böyle atış yaptığımda ilk geçen mermi beni ıskalayıp daha doğrusu kulağımı sıyırıp giden mermiyi vurabilmesi için bu atış yolunun buradan baktığında şu şekilde geçmesi lazım. Şöyle geçmesi lazım. Çünkü bir görüntü var. Eğer arkadaşlar onu bulursa hangisinde? Ee, bir e, aşağı indiriyorlar şeyleri. Orada bir ee, e, vefat eden arkasında burulan bir kişi var. Bir, kişi var. bir kişi ve bir tane yaralanan birisi var. O buzundan tutarak aşağı indiriliyor. Çünkü orada e, yaralandıktan sonra birisi gidip hemen yardım ediyor. Burada burada bir şey daha söyleyeceğim. E, diyorlar ya hani Trump bilerek ve kulağından vurdu. Hı, -hı. Kulağından vurdu. Ya öyle. Ya ben hayatımda bu kadar tuhaf bir şey görmedim hareketli bir adama, hareketli bir adama... kulağından vurabilecek... kabiliyetli bir nişancı varsa helal olsun diyeceğim. Çünkü adam sabit olsa, bak şunu söyleyeyim... çok daha uzak mesafelerden, çok daha uzak mesafelerden... bunu yapabilecek olan kabiliyetli adamlar var. Gerçekten söylüyorum. Böyle arkadaşlarım var. İnanılmaz atıcılar. Gerçekten hani... E, şaşarsınız. O kadar iyi nişancılar. Ama hareketli olduğunda... Ne hangi şekilde? Yapacak? Yani hangi hareket edeceğini bilmiyorsunuz ki kafasını sağa mı döndürecek? Kafasını sola mı döndürecek? Yere mi yatacak Yoksa iyice kendisini alıp sağa mı atacak? Hiçbir şey değil. bilmiyorsunuz ki. Siz hiçbir şeyini bilmediğiniz bir hedefe kulağına nişan alıp atış yapmak kimin kafasının yani ne içersiniz ne atarsınız da bu kadar iddialı bir kelime söylersiniz. Yani kulağından vurduktu kendisini. Yani böyle bir değil evet. hani ama söyleyeyim. söyleyeyim sabit olsaydı bak senle aynı fikre söyleyebilirim. Aydın olsaydı çok daha uzak mesafeden çok daha uzak mesafeden kulağından vuracak adam size ben Türkiye'de bile 10 tane adam sayarım yani. Çok daha uzak mesafeden. Sabit bir hedefi. Sabit Hı. bir hedefi. Ama sabit duracak. Tamam. sabit bir Hiç diye. affetmez. Bak söylüyorum sana. Çok daha uzak mesafeden. Hatta şöyle söyleyeyim iddia ediyorum kadınlardan vuracak kişiler söyleyebilirim size. Işte. Söyleyin. Ay görevdeler şu anda nasıl söyleyeyim? Hmm, tamam. görevdeler nasıl söyleyeyim? Hemen yani Şimeyi olunca... Hanım ben arkadaşlara...